Sevgili izleyenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu tabii. Çocukların akın ettiği meclis bahçesi adeta bir karnaval yerine döndü. Bayram çocuklarının mutluluğu görülmeye değerdi. Bir vatan bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Size vatanı böldürmeyeni okuyayım, kendim yazdım bu şiiri. Vatanı böldürmeyen, düşmanı güldürmeyen, atalarıma selam olsun. Hudutlarda Mehmetler, dağı taşı nöbet bekler. Bilge liderlerim geliyor, korksun artık namertler. Sarı saçlı mavi gözlü kahraman vatanımızı kurtardığı için çok büyük minnettar duyuyorum. Meclisin kapısı bugün sizlere açıldı. Neler düşünüyorsun? Meclisin kapısını çok sevdim ve Atatürk burayı açtığı için ona da teşekkür ediyorum. Herkesin yüzü gülsün, çocuklar mutlu olsun, çocukların yüzünden gülücükler eksik olmasın. Çok güzel geçiyor, çok mutluyum. Cumhuriyetimiz için. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarını çocuklara açtı. 23 Nisan şenlikleri kapsamında 3 gün süren özel programda çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi birçok etkinliğin yanında çocuklar için eğlenceli oyun alanını da unutmadı. Etkinliklerin yanında çocuklar bilinçlenirken enerjilerini oyun alanlarında attı. Ne güzel giyinmişsiniz. Teşekkür ederim. Folklor mu yapıyorsunuz? Evet. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Hem yetişkinler özellikle de çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan bayramının tadını çıkarıyor. Burada hem bilim hem sanat birçok atölyeye ev sahipliği yapmış durumda. Şenliklerde çocuklar bol bol oyun oynadı. Oyunu bırakıp bilime merak saranlar da vardı. Gerçek böceklerle çocukları tanıştırıyorsunuz. Evet. Nasıl tepki veriyor çocuklar? Çocuklar korkuyor ama sonra cesaret edip alıyorlar. Bizden sonra bir daha geliyorlar. Ben de alabilir miyim? Ne böceği bu? Bu Madagaskar tıslayan hamam böceği ama biz Rıfkı diyoruz. Hiç korkmuyor musun? Yok, hiç korkmuyorum. Seviyor musun böcekleri? Evet. Çocuğunu eğlendirmeye gelen velilerin içindeki çocuk da meclis bahçesinde ortaya çıktı. Yani güzel bir gün. Herkes içindeki çocuğu yaşatmalı bence. Birçok atölye de vardı burada. Evet. Yani o güzel olmuş bence. Çocukların, daha küçüklerin bir şeyleri görüp öğrenmeleri, kafalarında en azından deneyerek öğrenmeleri iyi bir şey. Çok eğlendik, gerçekten çok güzel. Bizim ikinci gelişimiz. İlk gün okulla gelmiştik biz, çok eğlenmiştik. Şimdi de kızımı eğlendirmek için getirdim. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri de süper iletken maglev treniydi. Süper iletkenler mıknatısların üzerinde havada asılı kalıyor. Bu da çocukların çok ilgisini çekiyor tabii ki. Çok güzel, yani ben de şaşırdım nasıl gidiyorsun. Güzeldi bayağı. Çok değişik. Evet, çok değişik ve güzel. Hoşunuza gitti mi? Evet, çok güzel. Her taraf çok güzel. Bir büyük yıldızlar!